İyi mesaj aşkından. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir maç ile karşınızdayım. Beyazlarda Ivan Saric eski Avrupa şampiyonlarından 2695 Euro'ya kadar çıkmış. Siyahlarda ise herkesin tabii ki tanıdığımız Türkiye şampiyonu Vahap Şanal. 3 artı 2 bir ismi maç olacak. Hızlı bir maç olacak yani. Bu sefer ise fiziksel görüntüler olacak. O yüzden ben çok daha heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. Benim de anlatımlarımla birlikte bu maçı izleyeceksiniz. Sizlerden ricamız bize videoyu hemen başlamadan like atarak destek olmanız. Eğer bu videoya 1000 beğeni gelirse rövanş maçını da koymayı düşünüyoruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün müthiş bir Blitz karşılaşmasıyla karşınızdayım. Siyahlarda oynayan Vahap Şanal, beyazlarda oynayan Ivan Saric. Şu an hakemin maç başlamadan önce söyledikleri birazcık sesimi bastırıyor olabilir. Elimden geldiği kadar şu an hani onu bastıracak şekilde konuşmaya çalışıyorum. Müthiş heyecanlı bir maç. Zaten hakem maç başlayınca o ses de azalacak. Dediğim gibi Ivan Saric'i tanıtayım. 2695 bu turnuvada ben de oynamıştım. Bir berabere kalmıştım kendisiyle. Kendisi eski Avrupa şampiyonlarından Avrupa şampiyonasını kazanmıştı. Derken yani kendisi çok güçlü bir rakip. 2695 Elo'yu gördü. Derken maç başladı. İtalyan açılışı geldi. Vahap'tan E4'e E5 geldi. Gördüğünüz gibi Fil C4 Rook. Vahap at F6 çıkacaktır. Aynen D3. Klasik bir İtalyan açılışı savunma. Yani İtalyan açılış savunması geldi. D6 aynen C3. A6 yaptı. İleride filini A7'ye belki saklayabilir Vahap. A4 B5'leri kesti beyaza. H6 bir tane fil G5 gibi hamleleri kesti Vahap. Rok atacaktır artık. Aynen fil G5 çünkü yok artık. H3 siyah da fil G4'leri kesti. İleride belki beyaz at D2. At F1 şeklinde. Sonra belki devamında at G3 gelişebilir diye düşünüyorum. Genelde öyle koyuyorlar. Belki file 3 de olabilir. Evet, Vahap dediğim gibi file A7'ye çekti. Bunu yanlış bilmiyorsam ilk olarak Aronian bu fikri. Daha çok Aronian oynuyor daha doğrusu bu fikri file A7'ye koymalı. Evet, beyazlar atını F1'den G3'e, siyahlar da atını E7'den G6'ya koydu. C6 geldi. Bakın pozisyon neredeyse simetrik. Hani beyaz file A2 oynarsa oynadığı neredeyse kale E8'den sonra simetrik bir pozisyon olacaktı derken Vahap D5 yapmayı tercih etti burada. Kale E8 oynasaydı tam tamına bir simetrik bir pozisyon olacaktı. Evet, gördüğünüz gibi 2.45'e 2.45 şu an süreler eşit. Maç süresi hakkında da bir bilgi vereyim. 3 artı 2 oynanıyor maç arkadaşlar. Her hamle yaptığınızda 2 saniye ekliyor. Bunu da söyleyelim yani. Süre bitme gibi bir söz konusu yok eğer hamleyi zamanında yaparsınız. Ve merkeze bir D4, at D4'ten sonra bakın yine neredeyse simetrik bir pozisyon ama beyazın kalesi E1'de şu an. Aradaki farklardan bir tanesi bu. Ve kale E8 mi gelecek? Oho, kale E8 neredeyse diyecektim. Evet, %100 şu an simetrik pozisyon derken artık Ivan Saric fil D5 vurdu. Bakın D5'teki piyon izole oldu şu an ve Vahap fil B8 yaptı. Dedi ben o filleri değişmek istemiyorum. Filin B8'e daha güçlü bir çaprazla diyor. Bakalım. Vezir D2 geldi. Ivan Saric. Evet. Süreler yine neredeyse eşit. 10 saniyelik bir fark var. Vahap düşünüyor. C8'deki filini attı ele. Gibi geri çekti. Garip bir şekilde fil T7 oynadı. Evet, B3 geldi. A4'ü korudu Ivan Saric. Vezir E8 fil D7 A4'a bakıyordu. Artık kalesin çıkacaktır. Bir sonraki hamlede kale E1 olabilir belki. Kale E1 bekliyorum ben. Hızlı bir şekilde yapması. Aynen kale E1. E hattında bir açmaz var. Vahap vezir aynen. Kaçacaktır o açmazdan. E5'teki filimiz de G6'daki at tarafından kontrol korumalı. Ve at B3 geldi. Ver E5'teki fili diyor. Ve sonra belki devamında flash 6 gibi fedalar olabilir. Vahap fili kaçacaktır bir yere ama nereye? D6'ya olabilir. En mantıklısı D6 herhalde. Ha, G3 de vurabilir bu arada. G3'teki atı da vurmak ilginç bir tercih ama ben fil D6 genelde daha mantıklı gözüküyor. Ve G3'ü vurdu. Ters renkli filler oldu bakın dikkat ederseniz. Kale E8 bekliyordum. File E6 geldi.
Şu an pozisyon bence beyaza hafif üstün çünkü D5'te bir izole piyonumuz var. Evet, fil D4 geldi. D5'teki evet izole piyonu blok edildi. Gayet güzel. At D4 de gelebilirdi. Yani şu an pozisyon izolelerden dolayı ben hafif beyazı üstün buluyorum ama hafif yani kazanca yeterli olacağını düşünmüyorum. Vahap da şimdi file E4'ler gelmek istiyor. Bakın artık F2'de piyonumuz olmadığı için o fili kolay kolay F3 ile yani kovamıyoruz artık. At da kovabiliriz. At da şu an o D2 karesine vezir var mesela. Kovamıyoruz şu an. O file oradan. File E4'te gayet güçlü. D4'teki fil de güçlü bu arada. Ve at F4 geldi. Hop, at D3 istiyor. At D3 istiyor. Evet, İvan Sarıç'tan bir yüz ifadesi kaçırdığını anlıyoruz buradan. At D3. Vezir kale çatalı istiyor şu an. At E5 geldi. D3'ü korudu. Ve Vahap at E6 geldi. İvan Sarıç'ın orada bir yüzü düştü. At F4'e görünce at D3'ü kaçırdım. Ah falan yaptı. Evet, Vahap sakinliğini koruyor. İvan Sarıç bir sanki hafif memnun değil gibi pozisyondan bir yüz ifadesi yaptı ve at D7 gitti. Veziri istiyor şu an F8'den. Vahap veziri attı eline. Vezir E7 oynadı. Yavaş bir şekilde oynadı. Ve at C5 geldi. Ters renkli filler mi olacak atlar kırışıldıktan sonra? Evet, ters renkli filler oldu. İvan Sarıç birazcık pozisyondan memnun değil. Sanki daha fazla bir şey elde etmeyi bekliyordu. Ama atlar, tabii ki atlar gittikten sonra tahtada kazanma şansı birazcık daha azaldı. Vahap B5 yaptı. Belki vezir kadınından bir şeyler yapabilir. Acaba kaleyi açacak mı? Kale A1 geldi İvan Sarıç'tan. Çok teknik bir hamle. Bakın Vahap ne yapacak? A5 istiyor şu an. A8'lik kalemiz boşta. Vuracak mı? Vezir C6 geldi. AB5 B4 bekliyorum ben İvan Sarıç'tan. Alacaktır o piyonu ve izole kalacaktır. Yapmadı. Vezir A2 yaptı. Bu da gayet mantıklı. Ama aynen kaleyi kaçacaktır. Artık A6'da bir izolemiz olmayacak AB5'ten sonra. Evet. AB5 belki Vezir B5 mi? Evet, Vezir B5 geldi. Vezir A6'ya Vezir B3. En kötü alabilir siyahlar. B4 bekliyorum ben. Evet, B4 geldi. Kale E6, bakın A6'daki piyonu E6'dan kaleyle korudu. Gayet mantıklı. Yani hala beyaz kareler zayıf. Siyah kullanabilir bu kareleri. Aynı şekilde tabi siyah kareler de siyah için zayıf. Kale G6, belki H5. Vahap H5 istiyor. Bakın H5, G5, kale 2, kale G2 tehditleri var. Vahap atağa başladı. İvan Sarıç için 1 dakikasının altına düştü şu an süresi. Evet, maç gittikçe kızışıyor şu an. Vezir F1 yaptı. İvan Sarıç vezirleri değişmek istiyor. Vahap değişmeyecektir. Benim tanıdığım Vahap vezirleri değişmez. Evet, geriye doğru götürecek. C6'ya gitti. A6'yı da korumak adına. H5 hala bir tehdit. Kale A2 yaptı. H5'i öyle tuttu. G5'i çünkü artık G2 korumalı. Vezir E6 geldi Vahap. Birazcık taşları şahkanadına doğru götürüyor Vahap. Kale F2 geldi. İvan Sarıç yine bir yüz ifadesi. Memnun değil sanki pozisyondan. F7'ye de bir baskı var ama tabii şu an şah G8 vezir E6 korunuyor. Vezir D7 geldi. Vahap da bir süre baskısını hissetti sanki. 52 saniye 37 saniye şu an. Düşünüyor İvan Sarıç ama ikisinde de çok gergin anlar şu an. Daha da gerginleşecek büyük ihtimalle. Kale E6. Vahap kaleyi beğenmedi. Orada geri gitti. Vezir D2, belki beyaz da G5 sürebilir ileride. Evet, Vahap bir eli attı geri. Sonra çekti eli. Süreye baktı bir İvan Sarıç böyle. Vahap da bir süreye baktı. Kale G6 tekrar geri gitti. Vezir F4. Beyaz sanki taşların pozisyonunu birazcık ilerletti gibi, geliştirdi gibi. Hala F2'de bir baskı var. Kale C6. Anlamadım ben bu hamleyi. Tekrar kale G6 F6 mı yapacak? F6. Aynen F6 yaptı. Vahap o fili öldürdü ve G5 tehditlerini de kesti. Ama şimdi belki beyaz H4 G5 belki ileride yapılabilir. 22 saniyesi kaldı Vahap'ın. Evet, İvan Sarıç bekliyor bu arada. Sanırım berabere razı mı acaba? Ya C4 kovalıyor. C4 kovalıyor ama şimdi siyahta tabii. Ve yaptı. C4 yaptı. Burası kritik.
Ne oynayacak siyah burada? G5 yaptı. Of, Vahap G5 yaptı. Artık DC4 alınabilir. Bir tane şah çekti ve C4'ü büyük ihtimal vezirle alacak. Piyon uyudu. İvan Sarıç piyon uyudu. C4'teki piyon uyudu. Evet, şu an Vahap kazancı oynuyor ama 16 saniyesi var. 25 saniye. İvan Sarıç bir üfledi. Piyonu uymanın verdiği sinirle. Vahap bakın birazcık sanki heyecanlandı. Artık hani kazancı oynayan tarafı olduğundan dolayı. Şimdi F6'ya bir baskı var. Vezir 3 ama süreler çok az. Ama siyahın piyon olduğunu söyle, piyon önde olduğunu söyleyelim. Vezir C6 F6'yı korudu. Kale F2 geldi. F6 şah G6 gelecektir. Aynen F6'yı koruduk. 3 ile basıyordu. 3 ile biz de koruduk. 18 saniye 10 saniye. Vezir de 5 mi? 7 saniye. Uf, 6 saniye kala geldi Vahap'tan hamle. Fil de 3. Vezir de 4. Çok heyecanlı şu an. Ben Vezir'e 4 giderdim. Vezir C7 geldi. Vezir'e 5 gelmek istiyor şu an. Vezir'e 5. Vezirleri değişmek istiyor. Gel artık Vezir'e 5'i. Vezir G3 gitti 6 saniye kala. Fil de 4. Vezir de 6 hemen kurdu F6'yı. 9 saniye, 8 saniye. Fil C5 tekrar. Vezir C7, fil C4 hamle tekrarları yapılıyor. İki taraf da süre kazanmaya çalışıyor. 7 saniyesi kaldı. A 5. Kale F3 geldi son anda. 7, 6. Fil E4. Fili tekrar, bir tekrar oldu yine. Kale F3, vezir D6. İki tarafta fil C5 geldi. Vezir E5 değil de 8'e gitti. Tekrar şu an İvan Sarıç berabere razı tabi. Kale D5 geldi. Artık fil D4 gelinemiyor bakın. Vezir D8, kale D5'te. Kale E5 geldi. Vahap kaleyi çok güzel aktifleştirdi. Kale E4. Fil D4'ü yine kesti. 7 saniye. 5 saniye. Vahap 4 saniye. 3 saniye. 3 saniye yaptı. 3. Hala 2. Of. Kale çarpı D3 geldi. Kaleyi feda etti. 2 saniye. 1 saniye. Kaleye bir şah. Şah ve 2 ve vezire 2. Vezir de 3. Vezirler değişildi. Vahap. Vahap inanılmaz. İnanılmaz bir galibiyet aldı. İvan Sarıç'ın yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz zaten. Vahap'tan gerçekten inanılmaz bir galibiyet arkadaşlar. Vahap'ı buradan tebrik ediyoruz. Ve eğer bu konsept hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer çok fazla hani istek gelirse böyle blitz maçlarının devamını da böyle koymayı düşünüyoruz. Bunu dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.